Evet, şimdi dünyanın manşetlerine bakalım. Bakalım diğer ülkelerde neler konuşuluyor, gündemlerinde neler var. Süheyla Demir'e doğru ilerliyoruz. Süheyla, günaydın. Günaydın Buse. Şimdi en çok bugün herhalde gündemde olan Trump ve Kim Jong-un'un görüşecek olması. Mayıs'ta görüşme ama Amerikan basını da almışsın gündeme. Herhalde bunu konuşuyor Amerika basını. Ne diyorsun? Sadece Amerikan basını değil, aslında dünya basını şu anda ilk sırasında, gündeminde bu konu var. Tabii ki birçok gazete önceden basıldığı için manşetlerde göremiyoruz ama Amerika'da manşetlere yansımış durumda. Wall Street Journal gazetesi bu durumu anlatmış. Bakalım nasıl aktarıyoruz izleyicilerimize. Wall Street Journal gazetesinin manşetindeki ifade bugün şöyle. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşecek denmiş. Evet, bu daveti aslında Kuzey Kore'den geldi. Trump'a ulaştırıldı. Gelin görüşelim, masada oturalım dendi. Ve Trump'ın da bu daveti kabul ettiği açıklandı. Bilginin kaynağı Güney Kore. Ve Wall Street Journal gazetesi diyor ki bunun aslında tarihi önemine dikkat çekmiş. Amerikan tarihinde ilk kez görevdeki bir başkan Kuzey Kore'nin lideriyle görüşecek. Böylesi izole edilmiş, böylesi militer bir ülkeyle ilk kez liderler düzeyinde buluşma yapılacak diye bir vurgu, bir ifade yer alıyor gazetenin haberinde. Ve tabii ki haliyle Trump yönetimi biraz savunmaya geçmiş durumda. Tepkiler de hemen peşi sıra geldi. Nasıl olur diye soruyor Amerikalılar. İşte gazetenin aktardığı üzere Amerikalı yetkililer şunun altını çiziyor. Bu görüşme müzakere anlamına gelmeyecek. Biz Kuzey Kore ile ilişkilerimizde, Kuzey Kore yönelik tutumumuzda bir esnekliğe, bir pazarlığa girişmeyeceğiz. Aynı masada oturacak olsak da müzakere yapmayacağız demişler Amerikalı yetkililer. Şimdi komşumuz Yunanistan'a gidelim. Estia gazetesine bakacağız. Çünkü bugün muhafazakar sağ görüşü bu gazetede öyle bir yorum yer alıyor ki aslında Yunanistan'daki bu sağ kesimin görüşünde Türkiye'ye bakışını da özetler nitelikte. Şöyle bir ifade var. Ege ve Kıbrıs Yunanistan için artık egemenliği kısıtlanmış bölgeler haline geliyor. Türkiye'nin hedefi Yunanistan'ı Finlandiya gibi yapmak. Evet, böyle bir iddia, böyle bir yorum. Peki kastedilen ne? Finlandiya gibi yapmak Yunanistan'ı ne anlama geliyor? Şöyle bir soğuk savaş dönemini hatırlayalım. Finlandiya o dönemde Varşova Paktı'na üye değildi. Sovyetler Birliği'nin doğrudan bir sosyalist cumhuriyeti de değildi. Ama uydu devleti halindeydi Sovyetler Birliği'nin. Bu ne anlama geliyor? Coğrafi konumu itibariyle Sovyetler Birliği'ne çok yakındı ve bir Rus işgaline çok açık, müsait durumdaydı. Ve bunu da engelleyecek askeri gücü yoktu. İşte bu durum şimdi Yunanistan'ın gözünde Türkiye tarafından Yunanistan'a uyarlanıyor. Bakın, ama burada altını çizmemiz gereken bir nokta var. Aslında bu Yunanistan'da belirli kesimlerin Atina yönetimine yönelik bir aslında tepkisi, eleştirisi. Çünkü son dönemdeki krizlerde Atina hükümetini Türkiye'ye karşı zayıf kalmakla eleştiriyorlar. Etkili adımları atmamakla eleştiriyorlar. İşte bakın, böyle bir yaklaşım var Yunan basınında. Şimdi dün Kadınlar Günü'ydü, biliyorsunuz ki tüm dünyada kutlandı, coşkuyla kutlandı. Ve bu da basına yansımış durumda. İlk önce Avrupa basınıyla başlayalım. İspanya çok tarihi bir güne sahne oldu. Bakın, El Pais gazetesinin manşetindeki ifade şöyle. Kadınların eşitliği için tarihi seferberlik manşetine atmış gazete. Ve ilk sayfada Madrid'den, başkent Madrid'den bir yürüyüşte çekilen fotoğrafı görüyoruz. İnsan seli, kadın seli vardı adeta. Gazete diyor ki bu durum sadece Madrid'e has değil. İspanya'nın tam 120 şehrinde protestolar, gösteriler düzenlendi. Kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığı, cinsel taciz ve şiddet protesto edildi. Ve İspanya'da dün 5 milyon kadın işçi 24 saatlik grevdeydi. Ve böylesi bir tarihi seferberlik olduğu belirtilmiş El País gazetesi tarafından İspanya'da. Peki Arap basınında kadınlar yer alıyor mu? Bunu merak ettik ve bilerek, isteyerek iki Arap gazetesini seçtik bugün. Çünkü karşımıza çıkan sonuç cidden dikkat etmeye değer. Suudi Arabistan basınından Arap News gazetesine bakacağız. Burada kadınlar manşette değil ama yine ilk sayfada sağ alt köşede yer bulmuş. Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın açıklamasına yer verilmiş. Bakan Londra'daki temasında diyor ki biz evet
Suudi Arabistan'da bir reform süreci başlattık ve bu reform sürecinde kadınların rolü merkezi olacak diyor Suudi Bakan. Ve kadınların Suudi Arabistan'da yönetimdeki payları, aynı şekilde kamusal alandaki payları artırılacak, en az %50 gibi bir hedef belirlemiş, bunu açıklamış. Bir dipnot düşelim, Suudi Arabistan'da reform süreci başladı. Ekonomik, toplumsal hayatı da kapsayan bir reform süreci ve dünyanın kadın haklarının en zayıf olduğu bu ülkesinde artık kadınlar ehliyet alabilecekler. Hatta şuraya üye dahi olabilecekler. Yetmiyor belki, çok geç kalınmış adımlar ama olumlu adımlar, Arap basınında da yankı bulmuş bu şekilde. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakacağız. Gulf News gazetesinde güzel bir fotoğraf var. Fotoğraftan da dünyaya uzanan bir mesaj var aslında. Görüyorsunuz, başörtülü kadınlar, ellerinde bir pankart var. O pankarta yazan ifade, biz sadece vücuttan ibaret değiliz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi bu mesajı kadınlar üzerinden, onların taşıdığı pankart üzerinden dünyaya aktarmış. Kadınlara manşette yer vermiş. Ve şimdiki durağımız Amerika Birleşik Devletleri olacak. Bugün Cuma günleri, dünyanın manşetinde dergi günüdür. Time dergisi bakalım nasıl bir kapakla çıkmış. Evet, diyor ki ayrılmış aileler, parçalanmış aileler. Çok da güzel bir videosu var bu kapağın, video versiyonu. Onu da ekranlarınıza getirelim. Evet, görüyorsunuz ki ikiye bölünmüş bir aile. Bir kadın kucağında iki çocuğunu taşıyor ama baba yok. Baba nerede? Baba sınır dışı edildi. Çünkü Donald Trump'ın göçmen politikası, Amerika'da yasa dışı kaçak şekilde bulunan bütün göçmenleri ülkeden sınır dışı etmeye yönelik bir politika. Hiçbir taviz yok. İsterlerse Amerika'da evlenmiş olsunlar, çocukları Amerika'da doğmuş olsunlar, aileler parçalanıyor. Time dergisi de demiş ki işte Trump'ın göçmen politikasının bedeli ayrılmış, parçalanmış aileler. Bir dipnot düşelim Time dergisindeki makaleden. Amerika'da yaklaşık 11 milyon kişi yaşıyor yasa dışı, kaçak şekilde. Bunların yarısından fazlası Meksikalı ve yarısı çocuk ve hepsi şimdi sınır dışı edilmek üzere ülkenin öncelikli politikalarına konu durumundalar. Son iki yılda da yaklaşık 500 bin kişinin bu şekilde sınır dışı edildiğini söyleyebiliriz. Ve gelelim İngiliz Ekonomist dergisine. Çok güzel bir kapak tasarımı, üzerine çok konuşulacak, hatta belki biraz gülümsenecek bir kapak tasarımı var karşımızda. Donald Trump'ı görüyoruz. Bir el bombası şeklinde tasvir edilmiş. Pimi çekildi mi, çekilecek mi? Videoya getirelim ekranlarınıza, bakalım orada ne oluyor. Bu kapağın bir de video versiyonu var. Evet, Donald Trump'ı görüyoruz. Konuşuyor, açıklamalar peşi sıra geliyor ve patlıyor bir anda bomba. İşte bu patlayan bomba dünya ticaretine tehdit manşetiyle aktarılmış. Çünkü Donald Trump bir vergi politikasını devreye alacak. Dün detaylarını açıkladı. O politikaya göre Amerika çelik ve alüminyum ihracatına, artık ithalatına daha doğrusu, ek vergi getirecek. Çeliğe %25, alüminyuma %10 oranında. Birçok ülke tepkili, Avrupa ülkeleri tepkili. Bu Dünya Ticaret Örgütü prensiplerinin çiğnenmesidir, bu ekonomik milliyetçiliktir diyorlar. Dünyada bir ticaret savaşı başlatabileceği söyleniyor Donald Trump'ın. Ekonomist dergisi de bu sadece başlangıç olabilir demiş. Birazcık Donald Trump yine eleştirilerin hedefinde, politikaları işte dünyaya böyle yön veriyor ve tedirginlik yaratıyor Buse. Evet, anlık değişiyor her şey artık Amerika'da. Bunu da görüyoruz. Teşekkür ediyoruz Süheyla Demir'e. Dünyanın manşetlerini paylaştı bizimle.